Sevgili Fethiyeliler, sevgili Muğlalılar, gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan sevgili gençler, çok değerli hanım kardeşlerim, sizlere en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Akşamüstü eser denizden yeli, doğası güzel Türkiye'nin gülü, kırları rengarenk çiçekle dolu, Fethiye'nin güzelliği başkadır. Güzelliği dillere destan Fethiye'nin, siz güzel insanlarını selamlıyorum. Rabbim maşallah bu muhteşem coğrafyaya her türlü güzelliği vermiş. Huzur veren denizi, büyüleyici güzellikte koyları var. Verimli toprağı, yemyeşil ormanları var. Binlerce yıllık geçmişi, her köşesinden fışkıran tarihi eserleri var. Hepsinden önemlisi, çalışkan ve mert insanları var. Tabiatıyla, deniziyle, havasıyla, suyuyla, insanıyla Ege'nin incisi Fethiye'yi selamlıyorum. Ve sizlere Muğla merkezden gönül dolusu selamlar getiriyorum. Menteşe Bey'in ve arkadaşlarının vatan yaptığı Fethiye'yi selamlıyorum. Türküleriyle gönüllerimizi titreten Fethiye'yi selamlıyorum. Adını şehitlerimizin koyduğu Fethiye'yi selamlıyorum. Sizleri bugün bir kez daha hasretle selamlıyorum. Buradan Fethiye'nin tüm mahallelerindeki, yaylalarındaki, obalarındaki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Fethiye sadece tarihte değil, yakın zamanda da pek çok şehit verdi. Vatanımız için, milletimiz için, birliğimiz için canını ortaya koydu. Bütün şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Bu vesileyle 1957'deki büyük Fethiye depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Uzun bir aranın ardından tekrar Fethiye'de olmaktan, sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, teveccühünüz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Fethiye'yi özlemişiz. Ama şu muhteşem katılıma bakıyorum, demek ki Fethiye de bizi özlemiş. Bugün Fethiye gerçekten bir başka güzel. Bugün Fethiye bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu. Karşımda kabına sığmayan 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer Fethiye'de hem ilçe belediyesinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük bir başarı yakalayacağız. İnşallah el ele, gönül gönüle verecek 31 Mart seçimlerinde Fethiye'de yeni bir başlangıç yapacağız. İnşallah Fethiye'yi özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu farklı bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız. Beşkazan meydanını dolduran
Fethiyeli kardeşlerime sormak istiyorum. Hazır mıyız? Fethiye, 31 Mart'ta zafere hazır mısın? Fethiye, 31 Mart'ta destan yazmaya hazır mısın? Gönül belediyeciliğine hazır mısın Fethiye? Şehrinin ve ilçenin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın Fethiye? Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın Fethiye? Maşallah, barekallah. Fethiye'den de bu beklenir. Fethiyeli kardeşlerime de ancak böyle bir milli tavır, böyle asil bir duruş yakışır. Kardeşlerim, bunun için Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. Onun için AK Partili kardeşlerim, en ufak bir rehavete kapılmayacağız. Aramızda fire vermeyeceğiz. MHP'li kardeşlerim, en ufak bir fere aramızda vermeyeceğiz. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı yaptık. Bu ittifakı güçlü kılacağız. Bak, pazara kadar değil, mezara kadar bunu yapacağız. Buna hazır mıyız? El ele veriyor muyuz? Evelallah. Biz çalışırsak, biz omuzlarımızdaki yükün hakkını verirsek, 31 Mart akşamı zafer bizimdir, Cumhur İttifakı'ndandır. Artık Muğla'da da, ilçe belediyelerinde de, artık bu zillet ittifakından, illet ittifakından buraları kurtaralım. Kardeşlerim, bizim paralomuz, rotamız, istikametimiz bellidir. Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek, neyi vaat ettiysek, göreve geldiğimizde onu hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. 3-5 oy daha fazla almak adına lobiler karşısında eğilmedik. Terör örgütlerine şirinlik yapmaya çalışmadık. Gabar'da inlerine girdik. Cudi'de inlerine girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık, onlar kaçtı veya yok ettik. Ama bu memleketi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ'yü kovaladık, onlar kaçtı, biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık, hukuk içinde cezaevlerine yerleştirdik. Niye? Bunlar bu milleti bölmeye çalıştılar. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Kardeşlerim, bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor? HDP nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. Öyle mi? CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim, oyunun nereye gittiğini hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye de oy verenlerin oylarının hesabını yapıyorlar mı? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütüne. Kardeşlerim, işte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Hazır mıyız buna? Öyleyse şimdi hep birlikte yeter diyelim. Söz de karar da milletindir diyelim. Bizi biz yapan değerlerden hiçbir zaman sapmadık, sapılmasına göz yummadık. 17 yıldır millet diyoruz, memleket diyoruz, milli irade, demokrasi diyoruz.
17 yıldır adalet diyoruz, kalkınma diyoruz, huzur, barış, özgürlük diyoruz. 17 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. 17 yıldır yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bölge siyaseti, meşrep siyaseti, mezhep siyaseti, istismar siyaseti yapmadık. Bilakis her zaman kardeşlik dedik, muhabbet dedik, birlik, beraberlik, kucaklaşma dedik. Darbecilerin, vesayet dönemlerinin demokrasimizde açtığı yaraları iyileştirdik. Kılık kıyafet üstündeki yasakları, eğitimin önündeki engelleri biz kaldırdık. Hiçbir vatandaşımızın hayatına, yaşam tarzına, düşünce biçimine müdahale etmedik. Doğuda ne söylüyorsak, batıda da aynısını söyledik. Aynı mesajı verdik. Karadeniz'de ne dediysek, Akdeniz'de, Ege'de de aynısını dedik. Biz bu mücadeleyi makam, mansıp, koltuk için değil, can borcumuz olan aziz milletimizin hayır duasını almak için veriyoruz. Biz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. Biz İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'ü bir hedef olarak Türkiye'nin önüne koyuyoruz. Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı zaferin 1000. seneyi devriyesi olan 2071'i çocuklarımıza ve torunlarımıza bir vizyon olarak gösteriyoruz. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın diyoruz. Yıkma gönül sarayını. Örmesi kolay değildir diyoruz. Peki karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor? Biz bunları söylerken Zillet İttifakı ne söylüyor? Neyin mücadelesini veriyor? Onlar Ankara'da liste kavgası, çıkar kavgası, sen ben kavgası veriyor. Onlar bölücü örgüte ve FETÖ'ye şirin gözükmenin çabası içinde. Nitekim bütün foyaları birer birer ortaya çıkmaya başladı. Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri işbirlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Çok enteresan. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Kimin kime oy vereceğine, kimin nerede aday olacağına, hangi ilde kimin destekleneceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Malum eş başkanlar aynı zamanda Zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü, seviyesinin bu kadar aşağı çekildiği bir başka zaman yoktur. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart milletimizin bu zihniyette de hesaplaşma günü olacaktır. 31 Mart oylarınızla, desteklerinizle bir kez daha Türkiye'de demokrasinin zafer günü olacaktır. Kardeşlerim, varsın onlar kısır gündemlerine boğsun. Varsın onlar kirli pazarlıklarda vakit harcasın. Varsın onlar ilkelerini, hassasiyetlerini, değerlerini tezgaha koysun. Varsın onlar Türkiye için tek bir düş dahi kurmasın. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Durmak yok diyerek sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü bu millet mazlumların hamisi, Ali Cenap bir millettir. Bu millet vatanını korumak için namlulara kafa tutan cesur bir millettir. Bu millet istiklal ve istikbali için
can veren büyük bir millettir. Böyle aziz bir milletin evladı olmaktan, sizlere hizmetkar olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyuyorum. Türkülerinde bile çekersek biz güzel kahrı çekelim diyen Fethiye'nin hizmetinde en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Fethiyeli kardeşlerimin kamu yatırımlarında olduğu gibi belediye yatırımlarında da en kalitelisine, en iyisine hakkı vardır. Bu anlayışla biz şimdiye kadar size hizmet ettik. Eğitimde Fethiye'de son 17 yılda ilk ve orta öğretimde 40 okul binası, 200'er kişi kapasiteli 2 adet pansiyon inşa ettik. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemize bağlı işletme, ziraat ve sağlık bilimleri fakültelerini de Fethiye'de biz kurduk. Bugün 4000 yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü ilçemiz bir gençlik ve eğitim şehri olma yolunda ilerliyor. Biz bunu yapıyoruz. Önümüzdeki yıl Fethiye'ye 1000 kişi kapasiteli bir yüksek öğrenim yurdu kazandırıyoruz. Fethiye Gençlik Merkezi'ni ve 500 kişilik futbol sahasını, Göcek, El Direk spor salonlarını, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni, Göcek Kültür Merkezi'ni kazandırdık. 1995 yılından beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini iktidara geldiğimizde biz tamamladık. Hastanemizi ek poliklinik binalarıyla büyütmek için çalışmalarımız sürüyor. Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni köylerimize sağlık ocaklarını inşa ettik. Kalkan, Seydi Kemer, Fethiye güzergahındaki Göcek tünellerini hizmetinize sunduk. Fethiye'de Arpacık Barajı'nı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. 4000 dekar araziye can suyu olan bu baraj ile çiftçilerimizin yüzlerini güldürdük. Son 17 yılda Fethiye'de hizmete aldığımız 3 sulama tesisiyle toplam 8370 dekar araziye can suyu olduk. Vatandaşlarımızın taşkın zararlarından korunması için 9 dereyi biz ıslah ettik. Fethiye ilçe merkeziyle 7 yerleşim yerini taşkınlardan biz koruduk. İlçe merkezinden geçen Murt Deresi'nin de ıslahını biz tamamladık. Şimdi bu dere Fethiye ilçe merkezinin adeta gerdanlığı oldu. Fethiye'de 427 bin adet fidan diktik. Fethiye'de arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 740 dekar alanda bir bal ormanı kurduk. Biz yaptık. Tesis ettiğimiz 180 mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar oluşturduk. Fethiyeli çiftçilerimize son 17 yılda 201 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Milas, Fethiye, Seydi Kemer ilçeleri süt üretici birliklerimiz için ayrılan süt tozu kotasını üreticilerimizin talepleri üzerine 55 tona biz çıkardık. Değerli kardeşlerim, Fethiye'ye elimiz boş gelmek olmaz dedik. Buraya yine müjdelerle, müjdeli haberlerle geldik. Fethiye'nin Yukarı Karaçulha, Çobanlıysa, Çaltılar, Bekçiler ve Doğanlar mahallelerine ait 15 bin dekarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak Çataloluk Barajı ve sulama tesisinin yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor. Ardından ihalesine çıkacağız. Yakacık mahallemizdeki 1200 dekarlık tarım arazisinin suya kavuşması için Yakacık göletini inşa edeceğiz. Bitmedi. Karacaören hayvan içme suyu göleti ve iletim hattı Fethiye'ye kazandıracağımız bir başka hizmetimiz olacak. Bu hizmetlerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sizler için çalışmaya, sizlerin refahı, huzuru, mutluluğu için gayret göstermeye devam edeceğiz. Ancak burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Fethiye'nin her alanda,
hak ettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart. Devlet ne kadar mücadele ederse etsin, büyükşehir ve ilçe belediyesi meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmayınca tam verim alınamıyor. Her ne kadar biz yerel yönetimlerden kaynaklanan hizmet açığını kapatmak için uğraşsak da yine bazı şeyler tam istediğimiz gibi olmuyor. İlçe belediyesi, büyükşehir ve hükümet aynı istikamette baktığı, aynı hedefe yöneldiği zaman gerçekten çok daha iyi hizmetler, iyi mesafeler kat ediliyor. Bütün bunları son 25 yılda belediye başkanlığı, başbakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani tecrübeyle söylüyorum. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliği Muğla ve Fethiye'de sağlayacağımıza inanıyorum. Buna hazır mıyız? Biliyorsunuz Muğla'da büyükşehir ve 11 ilçemizde AK Parti, 2 ilçemizde ise Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına, gerekse Cumhur İttifakı'na adaylarına çok güçlü destek bekliyorum. Fethiye'den tarih yazmasını bekliyorum. Fethiye'den yepyeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Şimdi sizlere soruyorum. Fethiye, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Fethiye, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Fethiye, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Fethiye, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Fethiye, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor musun? Öyleyse Rabia'mıza geçelim. Rabbim utandırmasın bizleri. Gür sada ile Türkiye duysun. Tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. Bir olacağız, bir iri olacağız, bir diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 31 Mart akşamı çok güzel haberler bekliyorum. Sabrınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kapı kapı dolaşıyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Şimdi hanım kardeşlerime şöyle 200'er gramlık çay hediye ediyorum. Ama bez çevreci torba içerisinde. Tamam. Bizi unutmayacaksınız. Çayınızı yudumlayacaksınız. Çok çalışacaksınız. Afiyet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.